Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Merhaba emekçi garson birey arkadaş. Patronunun sana emrettiği hiçbir şekilde sipariş almadan kafede insan oturtmayacaksın dayatmasından haberdarız. Ama merak etme, birazdan gereğini yapacağız. Ne zaman? Kızlar gelince. Evdaşımla beraber kızları bekliyoruz. Kızları bekliyorsunuz. Allah Allah. Allah Allah tabii ya. Yüce Rabbim. Bize de sonunda kızları bekliyoruz cümlesini kurdurdu ya. Dillerimize bunu nasip eyledi ya. Çok şükür be. Ne yaptınız ya? Büyü büyü mü yaptınız? Hayır lümpen kardeş. Es sepeti uygulaması sayesinde oldu hepsi. Bu uygulamaya bütün verilerini giriyorsun ve algoritma denen arkadaş sana en uygun eş adayını bulup sepetine atıyor. Evet. Bizce gayet eşitlikçi bir uygulama. Finder'dan iyi mi? Ya bırak canım şu şeytan icadını. Finder'da süründüğümüz yetti yahu. Herkesi sağa atıyorum, yine olmuyor. Sen de sağa mı atıyordun devrimci arkadaş? Söz konusu Finder'sa orada hepimiz sağcıyız. Şimdi bu lümpen sohbeti kesip lütfen kız arkadaşlarımız gelene kadar bizi yalnız bırak emekçi garson birey arkadaş. Oo! Koalisyonu kes. Burada büyük bir orta yol kurulmuş ha. Bu neyin neşesi bu kadar? Asgari ücretle çalışıyorsun. Bu ne mutluluk kardeşim ya. Ortak bir amaç uğruna kolektif bir bilinç bizimkisi. Biz evdaşınla bu sefer aynı saftayız. Bence evdaşınla aynı sapsınız. Şöyle bir yaklaşın bence. Sapları sıklaştıralım. Ya haydi be. Haydi gider misiniz? Aa bu ne yahu? Tövbe tövbe. Hem kardeşim. Haydi gelsin bu kızlar. Neredeler? Sabırsızlanma evdaş. Daha 5 dakika bekledik. 5 dakika değil. 30 yıl artı 5 dakika. Vallahi artık dayanamıyorum. Bitsin bu ölümcül bekleyiş. Evet, bu sefer niyetimiz ciddi. Hı. Ne olursa olsun sonu evlilik olsun bu birlikteliklerin. İnşallah. Ben de senin gibi düşünüyorum ev kardeşim. Vallahi hayırlı bir kısmet olursa ben de evleneceğim. Bıktım yahu, 30 yaşında hala seninle yaşıyorum. Merhaba. Ben Elmas. Bilal değil mi? Eş sepeti uygulamasından. Selam. Ve aleyküm selam. Allah'ım. Elmas. Gerçekten de Kaşıkçı elması gibi çok sıra dışı bir özelliğiniz, çok sıra dışı bir güzelliğiniz var. Maşallah. İlk Cemre düştüğüne göre benim eştaşım da yoldadır. Merhaba Elmas yenge. Ben İbrahim. Bilal'in evdaşıyım. Buyurun. Teşekkürler. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim yahu. Allah Allah. Geçen sene. Geçen sene Zoom'da toplanmıştık. Dernekte. Oradaydınız. Evet. Tabii ki oradaydım. 1 Mayıs'ta Zoom'da toplanmıştık. Doğru. Evet. Siz de mi oradaydınız? Evet. Ben de dernek üyesiyim. Ne güzel ya. Bana gerçekten dünya çok küçük. Ne derneği bu? Ezilen işçilerin özlük haklarını savunan bir dernek. Babam madenciydi de benim. Evdaş Bilal, ne kadar şanslısın. Madenci bir babanın proleter farkındalık sahibi bir kızıymış. Yeşil parkalı Elmas yenge hanım. Teşekkürler. Ben her zaman haksızlığın karşısında durmuşumdur. Sadece o dernek değil. Daha birçok derneğe üyeyim. Bilal çok merak ediyorum. Sen kaç tane derneğe üyesin? Vallahi ben
Konak Pınar Köyün Yardımlaşma Derneği'ne girdim. Ama o sayılıyor mu? Selamun aleyküm. Be aleyküm selam bacı. Buyur, kime baktın? Ben Eş Sepet uygulamasından tanıştım. İbrahim Bey'le buluşmaya gelmiştim. Evet, merhaba Mehtap. Benimle eşleştin. Ben İbrahim. Merhaba İbrahim Bey. Ben de Mehtap. Kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım. Kurstan geç çıktım da. Evet. Oo, yengeler de gelmiş. Siparişleri alayım ben. Hemen. Elmas, ne içersin? Ya ben böyle sert bir kokteyl alayım. Sert mi kokteyl? Çok sert gelmezsin şimdi sana yahu. Yok, merak etme, ben alışıyorum. Hı, alışacaksın. Siz ne alırsınız? Ben de bir fıçı alayım o zaman. Fıçı. Mehtap, sen de Elmas yenge gibi bir sert kokteyl içer misin? Yok, ben içmem öyle şeyler. Varsa gül şerbeti alayım ben de. Gül şerbeti mi? Allah Allah. Allah Allah. Vallahi benim de en sevdiğim şey. Varsa ben de bir tane alayım. Gül şerbeti iki oldu. Zam mı aldı, ne oldu anlamadım ki. Hanımlar, tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu Eş Sepeti uygulaması sayesinde sizlerle %99 oranında eşleştik. O %1'lik kötücül ihtimale de artık ne diyelim? Aman nazar diyelim ev kardeşim. Ben de bu uygulamayı çok sevdim. Yani bazı zamanlar biriyle ne bileyim dünya görüşün örtüşür mü, zevklerin birbirine benzer mi, bir sürü yani uğraşır durursun. Evet. Ama bu çok iyi oldu. Ya şimdi ben... Söyleyeceğim ama utanıyorum ama ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum İbrahim Bey. Lütfen Mehtap, şu bey'i aradan çıkarıp atalım. Bey gibi, A gibi feodal hitapları bırakalım. Birbirimizi tanıyalım isterim. Mesela ne tarz müzikler dinlersin? Devrimci halk şarkıları severim ben. Bravo yenge! Devrimci halk şarkıları, müzik denen endüstrinin içinde onuruyla ayakta kalmış tek tarzdır, öyle değil mi? Mehtap, sen ne tarz müzikler dinlersin? İlahi dinlerim ben. Allah Allah! Bu bildiğimiz tasavvuf olan ilahi. Tabii, ben ilahi çok severim. Hatta şöyle, ben geç kaldım dedim ya, kurstan çıktım dedim. Ben ney kursuna gidiyorum, aynı zamanda neyzenim. Ne diyorsun? Mehtapçığım, yani böyle sanatsal merakların olması gerçekten çok güzel. Peki siz, beyler, kitap okur musunuz? Elbette. Marx'ın Das Kapital'i benim başucu kitabımdır. Bayılırım, bayılırım. Marx, Engels, Nietzsche ve daha Nietzsche. Ne kadar iyi bir şaka. Niçin? Allah Allah. Gerçekten çok esprili ve komik birisiniz Elmas. Yenge. Mehtap, sen kitap okur musun? Okurum. Ne kadar güzel. Neler okursun? Her gece yatmadan önce dua kitabı okurum. Allah Allah. Yani Allah kabul etsin. Maşallah, ne kadar güzel. Her gece ha? Yani hakkınızı vermek lazım. Çünkü kul hakkı sonuçta. Kul hakkı mı? Ben Mehtap'ım. Hakkı kim? Allah Allah. Ya öleceğim. Allah senin iyiliğini versin Mehtap bacı. Ay ne diyor kul, hani kul hakkı dendim. O da diyor ki kul... Ay yahu. Ay çatladım be. İbrahim sen neden gülmedin, latife ettim. Hiç anlamadım. Nasıl işte? Yani Nietzsche daha... Aklıma geldikçe gülüyorum. Nietzsche! Evet, siparişleriniz geldi. Buyurun, gül şerbetleri.
Fıçı. Sert kokteyl buyurun. Kurabiye ikramımız gitmez ama olsun, afiyet olsun. Bu arada eş sepet uygulaması harika bir uygulamaymış. Evet. Ben de kendimi indiriyorum. Çünkü siz de siz, siz de siz çok yakışmışsınız. Aa, bir dakika. Ben İbrahim'le değilim yalnız. Ben de Bilal Bey'le değilim. Nasıl yani? Tam tersi mi? Evet. Hocam bu aplikasyondan emin miyiz? Ya yürü be. Sen uzak. Şerefe aşk baş. Sen bayağı susamışsın. Keşke su içeydin ya. Yok yok, bu çok daha iyi. Daha mı iyi? Hı. Neyse, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bizim evdaşımla beraber niyetimiz hayat denilen bu dikenli yolda sizlerle birlikte yürümektir. Hı. Yani ciddi mi düşünüyorsunuz? Elbette. Hatta benim en büyük hayalim bir an önce evlenip balayında Küba'ya gitmek. Benim de. Bilal senin? Vallahi ben evlenip böyle balayına Afyon Termal'e gidiyorum. Kendimi şöyle sıcak sulara bırakmak istiyorum. Ben de. Hiç şaşırmadım. Neyse, izninizle ben bir tuvalete kadar gideyim. Tabii, vuruyorsun. Ben de gideyim müsaadenizle. Geç Mehtap kardeş. Damla bırakmamış yahu. Mehtap, yenge de pek güzel bir insan maşallah. Öyle, öyle, öyle. Elmas, yenge de. Gerçekten muhabbeti çok güzel bir hanım. Evet. Hani sanki biraz eşlerimizden farklı gibiyiz ama... Biraz. Zaten bu eş sepeti uygulaması %1'lik sapma olabilir diyordu. O da geldi bize saptı. Ama diyalektik bunu gerektirir. Tez ve antitez bir sentez doğurabilir. Öyle tabii. Hani sanki düşündüğün zaman biraz farklı... Evdaş Bilal, eşlerimi değiştirsek? Hay ağzını öpeyim muhterem. Evet, öyle söyleyince kulağa biraz kötü geliyor. Ama haklısın. Oh, rahatladım yahu. Vallahi sen de benim gibi düşünmüyorsun diye çok korktum ev kardeşim. Deli misin sen evdaş? Sabahtan beri yenge yenge diyorum ama içimde elmasa karşı büyüyen bir Behlül var. Vallahi ben de Mehtap bacı dedikçe içimde büyüyen bir acı var. Ev kardeşim, acaba biz telefonları mı karıştırdık ya? Bu nasıl olabilir? Hiç bilemiyorum evdaş. Ama ya niyetimizi belli ettikten sonra elimizdekileri de kaybedersek? Evet kardeşim. Aman ha. Şimdi olandan da kopmayalım. Hayır, enseyi karartmayalım. Mutlu ve güzel yarınlar için bir taktik geliştirelim. Ne? Buldum. Ne? Birbirimizi pazarlamayı teklif ediyorum. Nasıl bir teklif ev kardeşim? Dinle. Ben seni Mehtap'a pazarlayacağım, sen de beni Elmas'a pazarlayacaksın. Kapitalizmin yüzyıllardır ayakta kalmasının bir sebebi olmalıydı. Pazarla diyorsun yani.
Peki. Yani. Ne yaptınız? Ne konuştunuz bizimle ilgili? Evet, seni konuştuk. Ev kardeşim İbrahim dedi ki ne kadar iyi bir insan. Bak dedi, hep işçi haklarını savunuyor, kitap okuyor. O da öyle düşünüyor ama ben hiç düşünmüyorum. Yani bana zor geliyor. Hala beni istiyor musun? Evet. Ben sana vuruldum Bilal. Bence biz oluruz. Biz oluruz diyor. İbrahim. Gülsüyü kolonyası ister misin? Yok ama Bilal çok sever. Bayılır Gülsuyu'na. Ona sık istersen. Hatta neyi dinlemeyi de çok sever. İlahileri ise bayılır. Ama ilahi bende sıfır. Ama sen bende 10. Ben seni beğendim İbrahim. Ben böyle yapılı şişko erkekleri severim. Sana diyor ev kardeşim. Yapını diyor. Evet, duydum. Yani hala niyetin ciddi. Evet, ciddi. Hatta sen niyetim ciddi deyince... Ben babamı çağırdım buraya. Baba. Ne? Hemen mi? Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Mesut. Mehtap'ın babasıyım. Mehtap söyle kızım bakalım. Hangisi bizim aileye uygun olan delikanlı? Babacığım, İbrahim budur kendisi. İbrahim, güzel. Demek sen kızımı talipsin. Ya bu biraz hızlı gitmiyor musunuz? Ağırdan mı alsak acaba biraz? Evet, evet. Elmas arkadaş, yenge birey, hanım, yoldaş, haklı. Siz daha beni tanımıyorsunuz bile bey baba. Maşallah, çok güzel. Ne kadar da mütevazi bir çocuk. Aferin sana, aferin. Zaten direkt doğrudan isteseydim asla kızı vermeyecektim sana. Allah'ım, bu nasıl bir sınav başımıza geldi ya? Ya Rabbim ne dilerse o. Yani buraya ne yazılmışsa o. Hayırlısı artık, öyle değil mi? Hayır, hayır. Yani öyle de ben hep öyle söylerim. Siz benim kayınbabam olmalısınız. Kızınız bence farkında değilsiniz ama bana ait. Ya Bilal, sen ne diyorsun? Bilal, İbrahim bir şey söylemeyecek misin? Hayır, söylemeyeceğim. Çünkü her ne kadar mülkiyet kavramına karşı olsam da sen de bana aitsin Elmas. Tövbe de İbrahim. Ben tövbe ederim. Vallahi de billahi de amca. Ne olursun eşleri değiştirelim. Vallahi ne olursun, ben kızını istiyorum amca. Amca, ben senin kızını istiyorum. Bana ver. Bana ver amca. Ne diyorsun lan sen? Terbiyesiz ukala. Seni gidi şerefsize bak. Mehtap, yürü kızım. Yürü. Yürü, düş önüme. Peki babacığım. Uzak dur şundan, uzak dur. Amca, Allah aşkına bak. Hadi. Bıdık. Amca, benim niyetim ciddi. Bak, izin verirsen hemen kızınla evleneceğim. Selam. Ne oldu böyle yahu? Yine tokadı ben yedim. Merak etme evdaş Bilal. Bir devrimci başkasına atılan tokadı kendi yüzünde de hissedilir. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.